E, emekliler yılı ilan edildi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yeni egzamları oranları açıklarken %5'lik ek zammı ve %42,6'yı aynı zamanda da en düşük emekli maaşının 7500'den bine çıkarılması açıklamasının sonunda bu yılın 2024 yılının emekliler yılı olduğunu söyledi. Vedat Işıkan biraz detaylarına e, değinmişti. Şimdi detaylar, ayrıntılar biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Biraz e, ilk açıklamada işte sosyal kültürel aktiviteler, faaliyetler gibi açıklamalar vardı. Bunların ne olduğu ortaya çıktı ama en önemlisi tabii ki e, bayramlarda Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye ile ilgili gelişme. Bunda bir artış olacak. Şöyle bir geçmişine baktık. Ee, arkadaşım Mesut'la birlikte bugün 2015 yılında seçim zamanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle başlamış bu. Ee, bayramlarda ikramiye. Sonrasında Mehmet Şimşek de hatta o zamanın yine Maliye Bakanı böyle bir bütçeyi karşılayacak gücümüz yok diye itiraz etmiş. Ama yine emeklerin e, o zaman da baskısıyla birlikte seçimede kritik bir seçimede gidildiği için e, vaat aynı zamanda AK Parti'den de yapılmış ve böylece uygulama başlamış. 1000 ile başlamıştı. O dönem e, 1000 lira ikramiye verilirken e, emekli maaşları 800-900 lira civarındaydı. Şu anda en son 2018'de yine 1000 liraya kadar devam etti. 2021'de sanırım e, 1100 liraya çıktı. %10'luk bir artış yapıldı. Sonra geçen sene 2000 lira yapıldı. Bu sene de bir artış var. E, Mart'ın 12'siydi yanlış hatırlamıyorsam Ramazan başlıyor. O zaman Ramazan Bayramı da 12 Nisan gibi olacak demektir. Şurada 3-4 ay bir zaman kaldı. 3,5 ay belki de. 3,5 ay sonra emekli ikramiyesi yine bir nebze olsun bize nefes aldıracaktır emeklilere. E, kaç para olur diye şöyle bir aramızda konuştuk Mesut'la eee 2000 liradan 3000 liraya rahat çıkarırlar dedim ben ama 3000 liraya çıkarsalar bile hiçbir faydası yok diye şöyle aramızda bir beyin fırtınası yaptık. Çünkü dediğim gibi ilk çıktığında bu 1000 lirayken e, maaşlar 1000 liranın bile altındaydı. O zaman en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğuna göre 10 bin lira ikramiye olması lazım ki bir işe yarasın. Tabii bu hayal. E, ben bu durumu pek mümkün görmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da almak istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Şöyle bir yandan da Twitter'da yayınımızı başlattığımıza dair retweetimizi de yapalım. Arkadaşım Serkan paylaşırsa e, Twitter'da yayınımızın başladığına dair linki ben de retweet yaparım aynı zamanda. Şimdi, e, yorumlara şöyle bir değinelim. Yorumlarınız gelmeye başladı. Ne kadar olur ikramiye? Birazdan diğer beş kolaylığa da değineceğim. İlki tabii ki en önemlisi nakit kısmı için para kısmı. Ee, ne kadar olur ona değineceğiz ama başka bir takım uygulamalarda faaliyete geçecek. Onun detayları ortaya çıktı dediğim gibi. Şöyle bir uygulamadan hemen şöyle yorumlarınıza bakacak olursak. Ee, yine izleyicilerimiz İlhan Bey'den, ondan sonra Kral Futbol'dan, pek çok izleyicimizden yorumlar gelmiş. Birazdan okuyacağız onları. 10 bin lira olmaz ama acaba 5.000 lira olur mu? Yani 3.000 yeterli gelir mi? 2.000'den 3.000'e artırılırsa %50'lik bir artış gibi gözüküyor ama baktığımız zaman en düşük emekli maaşının 3'te 1'i tamamından fazlayken ilk çıktığında bu uygulama şimdi üçte birine inmiş olacak. 3 bin liraya çıkarılsa bile 5 bin lira yapılırsa bence emekli mutlu olur bu ikramiye açısından söylüyorum. Emekli zaten mutsuz onun farkındayız da verilen oranlardan zam farklarından. İkramiye özelinde konuşacak olursak şöyle bir 2 binden 5 bine çıksa hiç de fena olmaz diye düşünüyoruz. Bir nebze katkısı olur yine emeklinin. ikramiye boyutu böyle. Ee, onun dışında 65 yaş üstü, burası da önemli. Tüm emeklilere değil, 65 yaş üstündeki emeklilere bir kart çıkartılacak. Ee, diğer kolaylıklara değiniyorum şimdi. Bu kartla, e, bu arada beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Videomuz daha çok kişiye ulaşsın. E, bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Bu kartla sevgili dostlar, e, otobüslerde, şehirler arası otobüslerde, zaten İstanbul başta olmak üzere belki diğer belediyelerde de öyledir. Ücretsiz faydalanıyor 65 yaş üstü emekliler. Bu da çok gerçekten önemli bir hizmet. Yıllardır devam ediyor. Hakkını vermek lazım. Ama şimdi şehirler arası otobüslerde, şehirler arası tren yolculuklarında, şehirler arası uçak yolculuklarında 65 yaş üstü emeklilere dağıtılacak olan bu kartla birlikte özel indirimler uygulanacakmış. Böyle bir kolaylık var. 2024 yılı emekliler yılı diye bahsedilirken bunlara değiniliyor. Aynı zamanda kültürel faaliyetler açısından bakıldığında ise burada da e, sinema salonlarına girerken, tiyatro salonlarına oyunlarını izlemek için gittiğimizde veya müzelere gittiğimizde özel indirimler yapılacakmış emeklere. İşin bir de e, bu, bu tarafı var bunu da söylemiş olalım. Memur emekli zam farkları 15 Ocak'ta yatmadı diyor Mustafa Çiftçi. Evet böyle bir söylenti vardı yatacak diye yatmamış. Mustafa Bey böyle söylüyor. Evet bugün artık ayın 18'i 3 gün geçmiş. Orada nasıl bir sorun var bilmiyoruz. Yılmaz Bey merhaba. Ee, bir diğer izleyicimiz selam iyi yayınlar. 6 ay sonra tekrar emekliye zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına baktığımızda Temmuz'da eşitleyeceğiz dedi. Ee, ama neyi kastetti? Gerçekten de 49,25'e mi eşitlenecek. Yoksa başka bir şey mi kastetti? Temmuz'da göreceğiz biraz. Bana muallakta gibi geldi o konu. Eşitleyeceğiz gibi bir ifade ağzından çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. E, Temmuz'da göreceğiz. Bakalım e, tekrar oran artırılacak mı artırılmayacak mı onu çok daha net bir şekilde e, anlayacağız. E, Orhan Ertürk diyor ki emeklinin sefalet yılı kutlu olsun diyor. Bir başka izleyicimiz fakirin yanında %50 e, versen ne olur? Maaşlar düşük, seyyanen vermemek için e, kelime oyunları yapıldı. Sandıkta cevabı alınacak diyor e, izleyicimiz yorumunda. Yine pek çok yorum geliyor. E, Basri Sevimli, esselamu aleyküm. 5 e, bin lira olursa iyi olur. Baki selamlar demiş. Aleyküm selam Basri Bey. İnşallah, bence de ben de aynı kanaatteyim. Bir 5 bin lira olursa yüzü asılan mutsuz bu açıklamadan mutsuz olarak ayrılan emeklerin yüzü bin nebze olsun belki 5000 5000 iki ayda iki bayramda 10 bin lira eline geçmiş olur. Belki böyle bir e, emeklerin mutsuzluğunu daha çok fark ederek böyle bir adım atarlar diye düşünüyorum ama az önce de söylediğim gibi Mehmet Şimşek bütçeyi çok sıkı bir şekilde tutmaya çalıştığından dolayı o anlamda pek de ümidim yok doğrusu. Gerçekçi bakmak gerekirse bir artış yapacaklarsa ya 3000 yaparlar ya belki 4000 bin yaparlar. Ee, ama daha fazlası zor gibi gözüküyor. İskender Bey de diyor ki bu kanal eskiden atama bekleyen öğretmenlere çok destek veriyordu. Destek vermiyor artık diyor. Taraflı ve yanlı medya olmuş bu da. Taraflı ve yanlı medya olsa e, bu kadar e, emeklilerin haklarını çok net bir şekilde ortaya koymayız. Sıkıntıda olduklarını dile getirmeyiz. Bence İskender Bey bize haksızlık yapıyorsunuz. Her zaman yine e, atama ile ilgili gündem ortaya çıktığında dönem ortaya çıktığında biz yine öğretmenlerimize e, yer vereceğiz. Şu anda emeklilerin durumu gündemde olduğu için bunu çok yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Atama konusu gündeme geldiğinde e, buna da daha önce yaptığımız gibi TGRT haber televizyonu, YouTube kanalları, e, gazeteler, radyolar çok büyük bir medya grubu burası. E, tüm platformlarımızda, dijital e, platformlarımız, sayfalarımız hepsinde yer vermeye devam edeceğiz. Merak etmeyin. E, Sadi Özkan diyor ki açlık ve sefalete terk edildik. Sözde 2024 emekli yılı ben düzelteyim e, size emeklerin ölüm yılı deseler daha iyi olurdu diyor izleyicimiz. Yorumlara döneceğim. Şöyle bir tekrar bir bakacak olursam akışıma. Bir de erken emeklilik için fırsat konusu var. Ee, bağ kurular için bu. Esnaf için. Ee, onlar 9000 gün prim ödemek zorundalardı emekli olabilmek için. Ve bu yüzden de EYT yasasından faydalanamamışlardı. Onlar için bir düzenleme olacağı açıklandı. 9000 gün 7200'e indiriliyor. İşte bu konu Vedat Işıkkan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na tekrar soruldu bugün. Ve kendisi de dedi ki evet bu planımız gündemde hiçbir sorun yok. Orta vadeli olarak... Bu konuyu da çözeceğiz. 7200 güne indireceğiz. Hatta kadınlarla ilgili düzenlemelerimiz de var. Kadınlara emeklilik sanırım ev kadınlarını e, kastediyor bakan. Onlara yönelik düzenlemeleri de açıklayacağız diyor. Ama tabii parantez içinde orta vadede ifadesi de dikkat çekici. Hemen bu sene olur mu olmaz mı orası şüpheli. Evet yine siyaset bloğuna geçeceğim. <laughs> Birkaç gündür emeklilikle hep bağlantılı diyorum. Emekliler çünkü çok e, kızgınlar. Küskünler pek çoğu tamam olmasa da özellikle en düşük emekli e, maaşı alanlar ve başka geliri olmayan, çok zor geçinenler hatta geçinmeleri neredeyse imkansız hale gelenler biraz küskün durumdalar şu anki iktidara. Ee, biraz siyaset bloğuna da değineceğiz. Dediğim gibi Twitter'da hemen şöyle bir başladığımıza dair e, retweetimiz de yapalım. Ve siyaset bloğuna geçmeden önce birkaç yorum daha okuyalım. Ahmet Ak Yazgan diyor ki emekli verilen emekliye verilen zam çok az. Bir yıldır insanları oyalıyorlar. Şimdi de Temmuz'u bekleyin diyorlar. Memur emeklisinin zam oranına eşitleyecekmiş. %7 verse ne, vermese ne? Seyyanen zam gerekli diyor izleyicimiz. Murat, Muratça kredi imkanı yok mu demiş ama tam olarak neyi kastettiğini anlayamadım. Bağkurlar için 7200 prim günü sanırım onu kastediyor. Benim bildiğim kadarıyla oluyor ama bu yeni düzenlemede çok daha net bir şekilde onunla ilgili açıklama da yapılacaktır. Ee, Yılmaz Demir diyor ki uçakta indirim varmış çok sevindim. Avrupa'daki tüm ülkeleri dolaşın artık 10 bin lira büyük para yaşlılarla dalga geçiyorlar diyor. İşin e, bir de o boyutu var. E, 10 bin lira alan kişi bırakın Avrupa'yı şehirler arası yolculuğu. 2 bin liralardan başlıyor belki biletler nasıl yapsın ee, açlık sınırı 15 fakat en düşük emekli maaşı 10 bin lira diyor dark blue ee, az prim ödeyen ve çok ödeyen aynı tutarı alacaksa adalet bunun neresinde dün de söyledim ee, kesinlikle 2024 emekliler yılı olacaksa mutlaka bu çıkmaza girmiş sistemin düzeltilmesi yolunda adımlar atılması ve bu problemin kökten çözülmesi tüm kesimler için, rahatsızlık duyanlar için adaletin sağlanması problemli noktaların artık sona erdirilmesi gerekir ki 2024 yılında gerçekten emekliler yılı olsun.